Bol köpüklü kahve sevenler için küçücük bir detay aslında çok önemli. Öncelikle kişi başına bir fincan suyumuzu ilave ediyoruz. Kahvemizi az şekerli yapacağımız için bir çay kaşığı kadar şeker ilave ettim. Öncelikle şekerimizi karıştıralım, erisin. Kahvenin köpüklü olması için bu anlattığım detaylar çok önemli. Sonra da kahvemizi ilave ediyoruz ve tekrar kahvemizi karıştıralım. Topaklanmasını ezene kadar karıştıralım. Kahve makinamızı henüz çalıştırmadık. Bir tane de buz ilave ediyorum. Daha sonra da bir tane küçücük buz kalıbını cezvemizin içine atıyoruz. Buz kalıbını da içine attıktan sonra tekrar biraz karıştıralım. Biraz erimesini sağlayalım. Kahvemizi pişirmek için düğmesini artık açabiliriz. Makinamızın düğmesini açtıktan sonra hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Kendiliğinden buz eriyecek ve kahvemiz köpürmeye başlayacaktır. Kahvemizin ilk köpüğünü aldıktan sonra tekrar bir kaynatalım. Evet, bol köpüklü kahvemiz bu yöntemle hem çok köpüklü hem de çok lezzetli oluyor. Evet, bol köpüklü kahvemiz hazır. Artık bu yöntemle kahveler hem çok lezzetli hem de görseli de çok güzel oluyor. Kahve deyince ilk aklımıza gelen bol köpüklü Türk kahvesi tabii ki. Afiyet olsun.